Ekonomiye tabii ciddi bir yansıması var. En azından Amerika'da halk marketlere gittiğinde, benzin istasyonlarına gittiğinde ürünleri artık daha pahalıya aldığını ciddi anlamda hissediyor. Çünkü %6,8'lik bir enflasyon var ve senin de söylediğin gibi bu 39 yılın en yüksek enflasyon oranı anlamına geliyor Amerika açısından. Kasım ayı verileri açıklandı. Kasım ayında enflasyon %0,8 oranında bir yükseliş sağladı. Ekim ayında %0,9'du. Aslında %0,1'lik bir düşüş var ama bu genel anlamda enflasyonun rekor bir düzeye ulaşmasına engel olamadı. Ekonomistler Amerika'da enflasyonun %6,8 ile yılı kapatmasını öngörüyorlar. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışlar enflasyon kalemleri arasında enflasyonun yükselişine neden olan sebepler arasında kalemler arasında birinci sırayı çekiyor. %6,1'lik bir fiyat artışı var. Amerika son yılların en pahalı akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı bu salgın dönemiyle birlikte. Öte yandan Amerika'da enflasyonu tetikleyen bir başka noktada ülkedeki tedarik zincirindeki aksamalar, özellikle salgının yarattığı sebepler dolayısıyla ülkedeki lojistik ve taşımacılık sisteminde yaşanan sorunlar, bir takım ürünlerin ülkenin her noktasına zamanında ve yeterince ulaştırılamamasına neden olunca bu durumda fiyatların artmasına neden oldu. Yani aslında ürün sıkıntısı değil, ürünlerin yerinde zamanına ulaştırılamaması, ürünlerin daha talebin altında kalmasına neden oldu. Bu da fiyatların yükselmesine sebep oldu. Amerika'da gıda fiyatları da son bir yılda %6,4 oranında arttı. Söylediğim gibi genel enflasyon %6,8, akaryakıt enflasyonu %6,1, gıda fiyatlarında artış da %6,4 oldu. Bu da 2008 yılı Aralık ayından bu yana gıda fiyatlarında görülen en yüksek artış olarak kayda geçti. Tabii yükselen enflasyon rakamları çalışanların aldıkları ücret artışlarında da kayıplara neden oluyor. Buna ilişkin hesaplamada da son bir yıl içerisinde artış gösteren enflasyon nedeniyle çalışan ücretlerinde yapılan artışlar Kasım ayı itibariyle %1,9 oranında erimiş oldu. Şimdi yeni yılla birlikte Amerika'da ücret artışlarına yapılacak olan zamlar ve bunun enflasyon rakamlarından nasıl etkileneceği merak konusu. Amerika'da yine özellikle artışta gıda ve akaryakıttan arındırılmış sektörlerdeki artışlara baktığımızda havacılık sektöründe ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Amerika'da son bir yılda uçak bilet fiyatlarında %4,7 oranında bir artış yaşandı. Öte yandan özellikle bütün dünyada otomobillerde kullanılan yarı iletken çiplerin üretiminde sıkıntı yaşanmasından dolayı Amerika'da son bir yılda 8 aydır ard arda sıfır otomobil fiyatlarında bir artış gözleniyor. Kasım ayında da bu artış %1,1 olarak yansıdı. Tabii bu durum aynı şekilde ikinci el otomobil fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. İşte bunların bütünü Amerika'da %6,8'lik bir enflasyona neden oldu. Özlem.